Selam arkadaşlar, bugün sizlere bilgisayarda performans arttırmayı göstereceğim. Arkadaşlar, bildiğim tüm ayrıntıları size anlatacağım bugün. Hani belki başka videolarda da izlemiş olabilirsiniz ama bilemiyorum, ama benim bildiğim bir iki farklı yöntem daha var. Hani ben görmedim en azından, siz gördüyseniz de yapacak bir şey yok. Görmeyenler görmüş olurum. Arkadaşlar, öncelikle şunları bir sileyim. Öncelikle şeyle başlayalım, uygulamalarla başlayalım. Arkadaşlar, size tavsiye ettim. İki tane uygulama var. Hani bir tanesi zaten, yani bu tavsiye etmiyorum, bu ihtiyacınız varsa kullanırsınız. Bu uygulama çoğunuz biliyordur zaten. Windows'u etkinleştirme uygulaması. Arkadaşlar, eğer hani Windows'unuz crackse veyahut da format atıldıktan sonra orijinal Windows gittiyse ve burada bildirim falan çıkıyorsa ve de burada size bildirim gönderiyorsa, bunu bu uygulamayı kurarak çözebilirsiniz. Ve de Windows'u etkinleştirmek sizin için daha avantajlı. Windows uygulamaları falan daha iyi kullanırsınız herhalde. Yani benim için pek bir etki etmiyor. Gerçi Windows uygulamaları kullanmıyorum ama hani ya güncelleyin diyor. Neyse işte, güncelleyin arkadaşlar. Ondan sonra bu önemli değil. Arkadaşlar, yüklemenizi tavsiye ettiğim tek uygulama var. CC Cleaner. Bundan başka uygulama kullanmıyorum ben. Koruma programı hiç kullanmıyorum zaten arkadaşlar. CC Cleaner'ı yükleyebiliyorsunuzdur çoğunuz. Linki koyarım aşağı. Yüklemeyi bilmiyorsanız buradan CC Cleaner ana sayfa. Ondan sonra burada ana sayfa geldikten sonra burada free dolantı görüyorsunuz zaten. Eğer hani crack bilmiyorsanız, ben size crack videosunu da çekerim. Ben de crack yapmadım, bayağıdır kullanmadığım için. O yüzden bilmeyenler varsa gösteririm. Arkadaşlar, burada Windows zarar verebilir diyor. Bu yalan. Bunu sakla deyin. İptal edeceğim ben. Çünkü bende yüklü, bildiğiniz üzere. KMSP koydu arkadaşlar, bunun da linkini koyacağım. Bunu da yüklemek istiyorsanız ayarlar, güncelleşme ve güvenlik, Windows güvenliği, virüs ve tehdit koruması, ayarları yönet. Buradan arkadaşlar hepsini kapatın, evet. Hani virüs falan gelmez, kesinlikle gelmez. Çünkü ben bunu 2 senedir kullanıyorum. 2 senedir bazen gidiyor crackler. Yani crack bozulabiliyor, o yüzden gidiyorum. Buradan indirin arkadaşlar, buradan buna tıklayın. Şifresi bunun 1 2 3 4 5. Buradan buna tıklayın arkadaşlar, bunu buradan indirin. Şimdi bu indirmeye başlayacak, buna bastığınız gibi indirecek. Burada zaten pasaporta da gerek yok zaten, 1 2 3 4 5 şifresi. Ama Windows güvenlik duvarını etkinleştirirseniz tekrar bunu kuramazsınız, çünkü bu uygulamayı virüs olarak algılıyor. Yani mantıken algılaması gerekiyor, çünkü bu uygulama Windows crack olarak kullanmanıza işe yarıyor. Yani o yüzden engellemesi doğal. Arkadaşlar, bir de ondan sonra bunu yaptıktan sonra bu tekrar isterseniz açabilirsiniz. Ben bunları kullanmıyorum. Hani isterseniz buradan Windows güvenlik duvarını devre dışı bırakabilirsiniz. Güvenlik merkezini devre dışı bırakabilirsiniz. Defender'ı. Ben devre dışı bırakıyorum, çünkü bunlar oyunda performansı etkileyen faktörler. İstiyorsanız siz de devre dışı bırakabilirsiniz. Ondan sonra bir tane daha uygulama var. Bununla zaten ya yani istiyor sizinki yani Intel'se, ben Intel'den pek anlamıyorum ama Intel driver'ı yazarsak büyük olsak buradan otomatik indirir. Intel driver support asistan diyor. Buradan dolantlama tıkladıktan sonra galiba otomatik o sizin sürücünüz bulur. AMD'dekini göstereyim size arkadaşlar. AMD'de isterseniz otomatik seçiyor. Hani otomatik buluyor, algılıyor. Fakat ben yani ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilmiyorum. AMD'ye güveniyorum, fakat yani ne olduğu belli olmaz hani. Benim tavsiyem manuel olarak seçin arkadaşlar. Herkesin genelde grafiktir. Grafikten eski ise HD serisi ise HD, R5 serisi ise R5, R7, R9, 400, 500 vs. belki 500. Ama bu ikisine, sayısına, rakamına dikkat edin. Eğer ekran kartınızı tam olarak bilmiyorsanız Windows'a DX DIAG yazıyorsunuz. DX DIAG. Bunu yazdıktan sonra basıyorsunuz. Bastığınızda arkadaşlar burada zaten ekran kartınız gözükür. Burada ekran kartınız gözüküyor. Mesela benimki RX 580 series. Ben orada RX 580 series seçtikten sonra daha için burayı devamını da göstereyim arkadaşlar size. Bu AMD gerçekten oyunlarda performansı etkiliyor, çünkü oyunlardaki grafik ayarlarınızı oradan daha kolay ayarlayabiliyorsunuz. Daha ayrıntılı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben RX 580 kullandığım için 500. RX 580 series. X'ine, sayısına, rakamına, her şeyine dikkat edin arkadaşlar. Ona göre yükleyin. Sıkıntı yaşamayın sonra. İsterseniz de auto dedektif yapabilirsiniz. Yani otomatik
algılamayı da yapabilirsiniz. RX5'ten burada submit'e bastıktan sonra burada bilgisayarınız kaç bitse, hani bitine de bakmayı da göstereyim. Buradan bu bilgisayara tıklıyorsunuz. Bende bu bilgisayar yok. Bunu atayım şuraya göstermem amaçlı. Bu bilgisayara sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Pardon, bu bilgisayara değil. Pardon. Yok lan, burada bir bilgisayar. Bu bilgisayara sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Niye burası? Kısa yol diye galiba. Bu bilgisayara sağ tıklıyorsunuz. Sizinki orijinal olacağı için büyük olasılık olur. Aynen, bu kısa yol olduğu için arkadaşlar burada böyle gözüküyor. Olmadı. Bu buradan gelirsiniz. Yani buraya girmeyebiliyorsunuz herhalde. Geri dönüş kutusundan veya hutta bilgisayar, bu bilgisayar orijinalse simge burada masaüstünde varsa ben kısa yol olarak gösterdim size. Masaüstüne uygulama kullanmadığım için. Bu bilgisayar özellikler. Buradan 64 bit veya burada yazıyor sistem türü kaç olduğunu görebilirsiniz. Arkadaşlar, ondan sonra başka yüklemizi önerdiğim uygulama yok şu anlık. Yani bir uygulama öğrenirsem size de göstereceğim, öğreteceğim. Windows 7 ise Windows 7, Windows 10 ise Windows 10 64 bit edition. Yüklemeyi unutmayın. Ondan sonra kurulum zaten herkesin bildiği klasik kurulumlardan. Devam falan. Ondan sonra arkadaşlar, size bir önerim. Masa üstünde uygulama barındırmayın arkadaşlar. Masa üstünde hani dosyaları hep bir dosyaların içine atın. Mesela oyunlar, mesela kategori yapıp dosyaların içinde tutun. Çünkü bu dosyalar, yani masa üstünde ne kadar dosya olursa bilgisayar o kadar kasar. O yüzden masa üstünde mesela şunun içine bunun içine, anladınız mı? Bilgisayarınızda az dosya olsun. Yani o dosyaya girdiğinizde yine masa üstünü kullanmış olacaksınız. O yüzden tavsiyem öyle. Şunu gelip şunu atayım. Ondan sonra arkadaşlar, arka planınızı eğer hani gözünüze batmıyorsa, ben bundan rahatsız olmam diyorsanız düz renk yapın. Düz renk siyah yapın. Bu da bayağı bir RAM'in kullanımınızı azaltıyor. O yüzden çok işinize yarayabilir. Benim gerek olmadığı için kullanmıyorum. Ondan sonra arkadaşlar, bu bilgisayar. Bu bilgisayarın üzerine tıklayın. Bu bilgisayar üzerine tıkladıktan sonra yerel disk C. Yerel disk C'ye sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Özellikleri dedikten sonra genel. Burada genel zaten genelde çıkıyor direkt. Diski temizle. Bunlar klasik rutinler. Fakat tekrar göstereyim bilmeyenler varsa diye. Herkes biliyor olabilir. Şu sıralar zaten herkes performans sıkıntı yaşadığı için illaki bilmeyen vardır. Bilmeyen arkadaşlar da öğrensin diye yapıyorum. Neyse. Onu yaptıktan sonra arkadaşlar, diski temizle dedikten sonra buradan hepsini seçiyorsunuz. Tüm tıkta işaretledikten sonra tamam bastıktan sonra siliniyor. Ondan sonra kapanıyoruz. Ve burada bir yapabileceğiniz bir şey daha var. Araçlar. Genelin tam yanında arkadaşlar. Araçlar. Burada sürücü en iyi duruma getir ve birleştir var. Burada buna tıkladıktan sonra en iyi duruma getire basın. Ondan sonra bunu bekleyin arkadaşlar. Ondan sonra hepsini en iyi duruma getir. Hepsini en iyi duruma getirin arkadaşlar. Tamam mı? Hepsini en iyi duruma getirdikten sonra bitmesini bekleyin. %100 olsun. Mesela bu bitmiş. Bu bitmiş falan filan bitmiş hepsi. Bu da bittikten sonra burayı da kapatın arkadaşlar. Arkadaşlar, bir önemli mesele de yerel disk, Windows'un kurulu olduğu dosyada dosya fazla biriktirmeyin. Uygulama biriktirmeyin. Hani mesela çok favori bir oyununuz vardır, onu yükleyin. Mesela Steam'i buraya kurun. Kesinlikle buraya kurun. Ya mesela bir SSD bir hard diskiniz vardır. SSD'nizin hafızası düşüktür benimki gibi. Ben mesela o CS:GO'yu buraya kurdum. Ve GTA 5'i buraya kurdum. Bak, GTA 5 burada şu an. Burada mıydı? Aynen, ya burada ya burada. Şuradadır herhalde. Aynen, Epic Games'te falandır işte, neyse. Ben de ücretsiz aldım. Beleşe. Neyse. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bilgisayarınızda fazla yer biriktirmeyin. Mesela bu dosyayı alıp şurada, yani mesela AMD atamazsınız. Google atabilirsiniz. Ama Google RAM 7 için SSD'de işinize yarar. Mesela şöyle uygulamalar falan olarak atabilirsiniz dosyaları. Uygulamaları buraya kurabilirsiniz. Mesela bu uygulama kurulduğunda orada size yer belirtiyor. Orada yerde E veya F'dir, benimki gibidir. Seçersiniz. Ondan sonra yapabileceğiniz bir şey, madde daha var. Burada bir flash'ınız varsa tavsiyem 16 GB arkadaşlar. Çünkü daha düşüğüyle oluyor mu olmuyor mu hiçbir fikrim yok. O yüzden hani sizi şey yapmak istemiyorum. Yanıltmak istemiyorum. Flash'ınız içindeki her şeyi ya isterseniz silin. Hani size işe ne zaman silin. Silinmeyecek bir şeyse belgelere veya bilgisayardaki bir dosyanın içine atın. Attıktan sonra arkadaşlar bunun biçimlendir yapın arkadaşlar. Aygıt varsayılanları yükle. Ondan sonra hızlı biçimlendir tikine de basın. Başlata basın. Önce bir biçimlendirin bunu arkadaşlar. Ben de biçimlendirmiş olduğu için sıkıntı yaratmadı. Ondan sonra buna sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sağ tıkladıktan sonra araçlar, donanım, paylaşım, read boost. Burada read boost diye bir seçenek var. Bu read boost'ta
burada normalde Read Boost'ta ada diye bir seçenek var. Ve altta da bir ne kadar kullanılması gerektiğini gösteren bir gösterge var. Orada en son 4096 falan galiba. Ama benim bilgisayarımda 16 GB RAM olduğu için kullanamazsın. Bilgisayarında işe yaramaz diyor. Bu bilgisayar yeterince hızlı olduğundan Read Boost ek bir yarar sağlamayacağı için Read Boost etkinleştiremedi diyor. Eğer sizde burada devre dışı gözüküyorsa bunun da çözümü var arkadaşlar. Hizmetler. Windows'ta hizmetler yazıyorsunuz. Ben yazamadım ama. Hizmetler yazdıktan sonra buna tıklayın. Buraya ya SYS main. Ya SYS main. Ya da hizmet hızlı getirme. Hızlı getirme yazarsanız çıkması lazım. Ya SYS main ya hızlı getirme. Ama büyük olası SYS main'dir. Genelde SYS main olur. Ben mesela buna tıkladıktan sonra burada başlatı var. Burayı otomatik yaptıktan sonra buraya başlatı basarsanız sıkıntınız düzelir. Sonra buradan flash'ı RAM olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve Google'da falan etki yaratabilir sizden. Ondan sonra bir etkili faktör. Windows'la R tuşunu aynı anda basarsanız çalıştır açılır. Ya da isterseniz buraya çalıştır yazarsınız. Size kalmış o. Neyse ondan sonra buraya arkadaşlar. Bunları da biliyorsunuzdur çoğunuz. Temp yazın. Temp yazdıktan sonra buradaki dosyaların hepsini silin. Hiçbir dosya bırakmayın arkadaşlar. Bunlar sadece içeriz. Hani uygulamalar gözükebilir. Hani size uygulamaların benzerinde şekiller falan gözükebilir. Onlar uygulamaların çerezleri olduğu için uygulamaların çerezlerine benzer. Uygulamaları benzer. Yani uygulama zannetmeyin. Uygulama siliyoruz falan zannetmeyin. Temp. İlki temp. İkincisi yüzde işareti yapın. Sonra tekrar temp. Tekrar yüzde işareti. Onu da silin böyle aynı şekilde. Bunu da aynı şekilde silin. Ondan sonra prefetch. Prefetch diye yazılıyor. Buna da bastıktan sonra tamam basın ve bunları da hepsini de silin arkadaşlar. Ben şimdi tümünü sil. Olmayanları atlayın çünkü arka planda uygulamalar çalıştığı için arada sıkıntı çıkarabilir. O yüzden bir de sonra son bir kez daha yapıyoruz. Regent. Regent'e bastıktan sonra bunlar da arama sizin en son aradığınız şeyler. Bunları da sile basarsanız buradan hepsi silinir. Bakın ben de silin de hepsi. Kendim yaptığım şeyleri size de yaptırıyorum çünkü yani kendim yapmadığım şeyi size de göstermiyorum. Evet arkadaşlar bir de bir önemli etken daha var. Geri dönüş kutusu veya bu bilgisayara gelin. Bu bilgisayara şuradaki yere özellikler sağ tıklayıp özellikler deyin. Özellikler dedikten sonra solda gelişmiş sistem ayarları var. Gelişmiş sistem ayarlarına basın. Burada öncelikle şu uzak diye bir seçenek var. Uzaktaki seçenekte bu bilgisayara uzaktan yardım bağlantıya izin ver seçeneğinin tikini kaldırın. Öncelikle kesinlikle kaldırın hani. Ondan sonra gelişmişe gelin buradan. Gelişmişten ayarlar. Ayarlardan İşlemci kaynaklarını nasıl alacağını en iyi performans için ayarlı açılık en iyi performans için ayarlı falan var. Arkadaşlar bunu ne yapın biliyor musunuz? Programlar yapın çünkü arka plan hizmetlerinde olursa arka plandaki hizmetler sizin bir işinize yaramayacak için. Yani etki etmez o yüzden. Ve ondan sonra veri yürütme engellemesini de sadece önemli Windows programları ve hizmetler için depi aç seçeneği basın. Sizde diğer ise eğer. Ondan sonra görsel efektlere gelin arkadaşlar. Burada en iyi performans modunu alın ilk başta. Hiçbir tiki şartı olmasın. Ondan sonra tekrar konuşamadım. Özele geçecek zaten. Ekran yazı tipi kenarlarını düzelte tıklayın. Ondan sonra çünkü bunlar biraz kötü gösteriyor. Hani ekranınızı bilgisayarınızı farklılık göstermesini istemiyorsanız onları işaretlemeyin. Ekran yazı tipi kenarlarını düzelt. Simgeler yerine küçük resimler göster. Hani bunlar daha iyi gösterir bilgisayarınızı. Daha rahat görürsünüz. Çünkü bayağı performans modunu aldığı için bilgisayar. Ama eğer sıkıntı olmaz diyorsanız en iyi performans modunu al geç. Mesela ben en iyi performans modunu aldığımda böyle beyaz beyaz oluyor. Çok kötü oluyor. Bana göre çok kötü. O yüzden ekran yazı tipi kenarlarını düzelt. Ondan sonra başka ne kullanıyorum arkadaşlar? Pencere animasyonu küçülüp büyüsün. Hayır onu kullanmayın. Pencere altında gölgeli olsun. Ben kullanıyorum bunu. Simgeler yerine küçük resimler göster. Başka da bir şey kullanmıyorum zaten arkadaşlar. Bu 3 tiki işaretleyin. Ekran yazı tipi simgeler. Sonra uyguladıktan sonra buradaki işimiz de tamamıyla bitmiş olacak. Evet arkadaşlar burada da işimiz bitti. Ondan sonra yapabileceğiniz şeyler Windows'a işaretine tıklayın. Ondan sonra burada ayarlar işareti var. Burada ayarlar işareti tıkladıktan sonra öncelikle güncellemeye gelin ve güncellemeyi denetle deyin. Güncelleme varsa hepsini yükleyin arkadaşlar. Yani hiçbir güncelleme bırakmayın. Çünkü ne kadar fazla güncelleme varsa bilgisayarınızda o kadar eski demektir. Bilgisayarın eski olması performansını düşüren şeyler. Bakın bende mesela bir tane güncelleme gelmiş. Yeni geldi herhalde. Az önce de güncellemiştim çünkü. Şimdi ben bunu yükleyeyim arkadaşlar. Arka planda içerisinde zaten internetle yaptığım bir iş yok şu an. İşte tüm güncellemeler bitti zaten. Güncellemelerin hepsini güncelleyin arkadaşlar.
Ondan sonra yapabileceğiniz başka şeyler de var. Burada arkadaşlar bu seçenekte hani buradan çıkmayın ondan sonra. Teslim iyileştirme diye bir seçenek var. Teslim iyileştirmede hani buraya bakmadan direkt şu diğer bilgisayarları indirmelere izin verin. Tikini kapalı yapın çünkü performans da düşürebilir, internette sıkıntı yaratabilir. Hiç bilmiyorum hani ama kesinlikle ikisinden birisini yapıyordur benim tahminim. O yüzden bunu tikini kaldırın. Kapalı olsun bu. Ondan sonra arkadaşlar etkinleştirme cihazım bu. Burada yapacağınız pek bir şey yok. Ondan sonra burada bu panelde ana sayfaya gelin arkadaşlar. Güncelleme şurada solu tık var. Oraya tıklayın ondan sonra ana sayfaya geldikten sonra burada Xbox Game Xbox konuşamıyorum. Xbox'ta burayı kapalı yapın arkadaşlar. Başka orada bir şey elemenize gerek yok. Ama burada bir de şey var. Oyun modu var. Oyun modunu istiyorsanız için istiyorsanız açmayın. Ben ne kadar işe yaradığını hiç bilmiyorum yani. Ben de işe yaradı mı yaramadı mı hiç bilmiyorum. Ondan sonra arkadaşlar oyun modunun biraz sağında ilgili ayarlarda grafik ayarları var. Grafik ayarlarına geldikten sonra eğer bilgisayarınıza hani böyle tekel bir uygulama yüklediyseniz hani böyle Steam'den yükleme gibi değil de ya kendi başınıza yüklediyseniz buradan uygulamayı seçip buradan resimlerden mesela ben bunu seçeyim. Seçenekler deyin arkadaşlar. Güç tasarrufu, yüksek performans Windows'un kararına bırakın. İsterseniz yüksek performansta deneyin, isterseniz güç tasarrufunda deneyin. Anladınız mı arkadaşlar şimdi bunu? Bu gerçekten işe yarayan bir etken. Değişken yenileme hızını kesinlikle tikini kaldırın. Sabit bir yenileme hızı olsun. Kötüyse kötü olur, iyiyse iyi olur ama değişken olunca kötü iyi, kötü iyi karışık olur. Anladınız mı? Hani size sıkıntı çıkarır bence. O yüzden bu dediklerimi burada da yapın. İstediğiniz uygulamayı göz ata bastıktan sonra istediğiniz uygulamayı seçin veya oyunu seçin. Yapın burayı da. Burada başka yapabileceğiniz bu bir ayar bulun yerine arka planda hangi uygulamaların çalışabileceğini seçin diye bir seçenek var. Buna bastıktan sonra burada uygulama arka planda çalışmasına izin verin. Tikini kaldırın arkadaşlar. Kapalı yapın. Bunu kesinlikle kapalı yapın. Değiştirmeyin. Kapalı kalsın bu. Ya da istiyorsanız hani orada seçeceğiniz bir uygulama varsa oradan uygulamayı seçin. Ben ona bir daha geleyim. Göstereyim onu size. Hangi uygulamayı çalıştırmayı seçin. Buradan istediğiniz uygulamayı seçin. Mesela atıyorum 3D görüntüleyici açık kalsın. Veya bu açık kalsın. Anladınız mı? Ben kapalı kullanıyorum. Bunun arka planda uygulama çalışmasını sevmiyorum çünkü. Bence etkiliyor bilgisayarı. Yani ne kadar etkilediğini de bilmiyorum ama burada arkadaşlar bir de şöyle uygulamalar diye bir seçenek var. Uygulamalara geldikten sonra burada uygulamalar göreceksiniz. Bu uygulamalarda sıralama ölçütünü boyuta göre ayarlayın arkadaşlar. Mesela Valorant 8 GB. Modern Combat 5. Kaldırayım bunu. Buradan böyle benim yaptığım gibi uygulamaları kaldırabilirsiniz. İsterseniz Windows'a denetim masası yazıp da kaldırabilirsiniz. Yani çoğunuz biliyordur. Bunu da tekrar göstereyim ama yine size bir şey olsun bilmeyenler için. Yani ya da bunu bilmeyen Windows kullanmıyordur. Bilgisayar oynamıyordur genelde. Yine almıştır falan. Neyse. Buradan istediğiniz uygulamayı ya da kullanmadığınız tüm uygulamaları silin arkadaşlar. Uygulama bırakmayın. Bunu da yapın arkadaşlar. Hani bu da sizin işinize yarar. Ne kadar hızlı uygulama o kadar hızlı bilgisayar demektir. Burada Windows web site için uygulamalar bundan kapatabilirsiniz. Sizde varsa öyle bir şey. Ondan sonra evet arkadaşlar şimdi burada başka işimiz var mı? Onlara bakayım. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Arkadaşlar şimdi burada arka plan bunu dediğim gibi siyah yapın. Ondan sonra burada başka işiniz kalmadı. Ondan sonra son bir iki maddem var arkadaşlar. MS config yazın arkadaşlar buraya. Veya sistem yapılandırması yazın. İkisinden biridir. Genelde MS config çıkıyor ama burada arkadaşlar ön yüklemeye gelin. Ön yükleme geldikten sonra bunun CPU önemesini yoka tıklayın. Zaman aşımında bir kere bakın arkadaşlar şurada şu alttaki görev çubuğuna sağ tıkladıktan sonra görev yöneticisi var. Oraya tıklayın arkadaşlar. Burada başlangıç var. Başlangıca bastıktan sonra burada bir BIOS zamanı var. Buradaki saniyeye bakın. Ona göre bir saniyeyi ayarlayın orada. Ve buradaki tüm uygulamaları kapatın arkadaşlar. Kullanmadığınız tüm uygulamalar arka planda Windows açıldığında açılıyor bunlar sadece. Hani siz sonradan yine açabiliyorsunuz. Ben hepsini kapatıyorum. Bakın hepsi kapalı bende. Sadece Steam açık. Steam açılmasında çünkü CSGO oynuyorum. CSGO'ya daha kolay girmek istiyorum. Dediğim gibi bir de Realty 2 devre dışı bırakmayın arkadaşlar. Ben de etkinleştireyim bunu. Realty 2 devre dışı bırakmayın çünkü ses sorunu yaratabilir. Realty ve Intel ve de laptoplarda kullanılan şey uygulamalarını kapatmayın. Snapchat diye böyle bir ona benzer bir uygulama vardı galiba. Onları açılsın, Windows açılında açılsın yoksa size sıkıntılar yaratabilir.
Onları da dediğim gibi yaparsanız ve buradaki BIOS zamanını alın. Ona göre buna saniye zaman aşımı ayarlayın. Mesela ben 7 kullanıyorum. Bazen düşürüyorum, bazen yükseltiyorum. Ondan sonra burada gelişmiş seçenekler diye bir seçenek var. Buradan işlemci sayısını en sona alın arkadaşlar. İşlemci tikine bastıktan sonra en sona alın bunu. Super X'ını ellemenize gerek yok. O pek bir şey olmaz. O düşüp yükselebiliyor çünkü. Ondan sonra bunu tamam dedikten sonra burayı kapatmayın. Sakin olun. Ondan sonra burada hizmetler var. Hizmetlerde sol altta tüm Microsoft hizmetlerini gizle diye bir seçenek var. Buraya bastıktan sonra buradaki çoğu uygulamayı aynı şekilde kapatın. Kullanmadığınız tüm uygulamaları, Windows'ta açılmasını istemediğiniz tüm uygulamaları kapatın. Ama Snapchat, Snap'i yani laptoplarda kullanılan uygulamalar, yani Realtek falan tarz uygulamaları kapatmayın arkadaşlar. Çünkü onlar etkili uygulamalar. Windows'unuzda sıkıntı yaratabilir. Laptoplar için diyorum, masa üstünde olabilir ama. Ben kapatıyorum. Masa üstünde sıkıntı yaratmıyor. Laptopta yaratabilir ama. Ondan sonra yaptıktan sonra burada yapacağınız başka hiçbir şey yok. Uygula, tamam. Burası da okey arkadaşlar. Ondan sonra CC Cleaner'a giriyorsunuz. Kullanmayan, bilmeyenler için. Health Check diye bir şey geldi. Arkadaşlar bu arada bu crack. Ama ben bunu, pardon. Bu şu an üresi sürüm, ben bunu crack yapmayı biliyorum. İsterseniz onun da videosunu çekerim. Çok kısa bir video hemen. Şu an ona vaktim olmadığı için bunu gösteremeyeceğim. Buradan arkadaşlar ileri sistem kontrolünü başlat diye bir seçenek var. Ona bastıktan sonra daha iyi hale getirin diye bir seçenek çıkıyor. Ona basın. Yani ne kadar etkilediğini bilmiyorum ama etkiler yine ya birazcık. Hep bunu güncel tutun arkadaşlar. Bu uygulamaları güncel tutun. Windows'unuzu güncel tutun. Uygulamalarınızı güncel tutun. Güncel tutmak her zaman işinize yarar arkadaşlar. Ondan sonra özel temizleme diye bir seçenek var. Burada analiz yete basıyorsunuz. Yoksa eve devam. Bu sizde çıkmaz arkadaşlar. Bende çıktı. Bende neden çıktığını bilmiyorum. Arka planda. Ha, Edge açık arka planda, o yüzden. Sevmiyorum bu Windows Explorer'ı ama yapacak bir şey yok. Analiz et tekrar. Bak bu sefer olmayacak. Temizleyi bunu yaptıktan sonra, ama şimdi Google falan açık olmasın. Analiz ettikten sonra burada Google falan açıksa evet deyin. Yani kapatmasını isteyeceksin. Sonra temizleyici çalıştır, devam deyin. Burayı da yaptıktan sonra uygulamalarda da aynı şey oluyor mu bilmiyorum. Uygulamalarda deneyeyim bakayım. Yok, uygulamalarda yapmanız gerekiyor. Direkt Windows'ta yapınca uygulamalarda da oluyordur herhalde. Ondan sonra kayıt defteri. Kayıt defterinde sorunlar için tarama yapmamızın. Bekleyin biraz. Uzun sürebilir veya kısa sürebilir. Hani bilgisayarı kullanmanıza bağlı. Bunları ama haftada en az 2 kere yapın arkadaşlar. Kesinlikle 2 kere yapın. Hani yaparsanız gerçekten anlarsınız farkı zaten. Değil. Seçen sorunlara gider bastıktan sonra değişik yapmadan önce kayıt defterini yedeklemek ister misiniz? Hayır deyin. Burada seçen tüm sorunlara gider deyin. Kapat deyin. Ondan sonra burada araçlar var. Araçlarda başlatma seçenekleri, başlatma diye bir seçenek var. Başlatmadan buradan istediğiniz uygulamayı kapatabilirsiniz. Yani Windows'ta açılmasını istemiyorsanız buradan da hani. Çünkü bazen Windows'ta açılır. Windows'ta kapatırsanız, o görev yöneticisinden kapatırsınız veya sistem yapılandırmasından kapatırsanız yine açılır. Çünkü onlar gizli arka planda çalışır. Buradan onları da kapatabilirsiniz. Zamanlanmış görevler buradan da devre dışı bırakabilirsiniz. Ondan sonra dediğim gibi buradan da Windows hizmetlerinden de buradan da kapatın arkadaşlar. Mesela Chrome açık kalır arka planda. Ha, neyse bunu ellemeyin. Bununla yapacağınız iş yok. Buradan da kapatabilirsiniz. Cleaner'la da işimiz bitti. Arkadaşlar son bir ekimiz var. Burada görev yöneticisine basın arkadaşlar. Görev yöneticisine girdikten sonra burada ayrıntılar diye bir seçenek var. Herkes bilir bu seçeneği. Ondan sonra mesela CSGO'ya girdiniz. Veya başka bir oyuna veya bir uygulamaya. CSGO'ya girdikten sonra o veya başka bir oyuna girdikten sonra bunun üzerine tıklayın arkadaşlar. İstiyorsanız BlueStacks'e girin. BlueStacks'te de aynı şey yapabilirsiniz. Öncelik ayarla diye bir seçenek var. Burada öncelik ayarla da ilk başta yükseğe deneyin. Yüksek olma, yüksekte baktığınız performans arttı. Ondan sonra gerçek zamanda deneyin. Baktığınız performans düştü. Tekrar yükseğe alın. Hani en yüksek performans hangi sütuna oluyorsa onu alın. Fakat bilgisayarınızı yeniden başlattığında bu sıfırlanır. O yüzden uygulamaya girdikten sonra, hani uygulamaya girdikten sonra yapabilirsiniz bunu bu arada. Uygulamaya girdikten sonra her seferinde yapmanız gerekir bunları. Bunu yaptığınca performansı gerçekten etkiler. Ve son bir seçenek arkadaşlar. Bu Windows'a güç ve ayarları, güç ve uyku ayarları diye bir seçenek var. Ona bastıktan sonra burada sağda ek güç ayarları var burada. Ona bastıktan sonra eğer sizde güç planı yoksa burada güç planı oluştura basın. Buradan yüksek performans olarak oluşturun. Oluşturduktan sonra şurada plan ayarlarını değiştir diye bir seçenek var. Buna basın arkadaşlar. Buna bastıktan sonra gelişmiş güç ayarlarını değiştir. Ondan sonra işlemci güç yönetimi, en düşüğü 100 yapın, en yükseğe 100 yapın. Sistem soğutma ilkesini etkin yapın. Ama arkadaşlar size bir uyarım var. Laptoplarda bu performans düşürebiliyor. O yüzden laptoplarda deneyin.
Eğer performans düşüyorsa, oyuna girip performansa bakın düşüyorsa, bunu kesinlikle normal moda tekrar geri alın. Veyahut da bunu en düşük işlemci durumu sıfır alın. Bunu direkt normal dengeli moda alın. Çünkü hani performansı düzelmemeli. Ya da laptoplarda hiç yapmayabilirsiniz. Laptoplarda yine ben oraya girmek istemiyorum. Hani siz de girmek istemiyorsanız yapmayın arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, benim bildiklerim bu kadar. Daha fazla bildiğim varsa da şu an aklıma gelmiyor. Çünkü genelde böyle şeyler aklımıza gelmez her zaman. Neyse arkadaşlar, uygulamalardan da mesela Radeon'un kendi uygulamasından da grafik ayarlarını düşürebilirsiniz. Bu da oyunlarda performansınızı artırır. Sürücü yazılımlarını indirip, sürücü yazılımlarını güncel tutun bu şeylerde. Bunu yaptıktan sonra benim işlemlerim bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır, umarım beğenmişsinizdir. Bu benim kanalımın ilk videosuydu arkadaşlar. Beğendiyseniz yorumlara belirtirsiniz. Ben de CSGO'nun performans arttırma videolarını çekerim. Veyahut da başka bir oyunun, veyahut da başka bir uygulamanın vesaire vesaire vesaire. Crackler, merekler falan işte genel o tarzlarda işte arkadaşlar. İşinize yarar umarım. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanala da abone olabilirsiniz isterseniz. Severseniz, beğenirseniz. Böylece videoyu çektiğim anda performans ayarlarınızı yaparsınız ve ultra performansınızı alırsınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.